Değerli izleyenler merhaba. İnsan neden aldatır ve aldatılır? Aldatan ve aldatılan ne hisseder? Mutlu bir birliktelik için neler yapılabilir? Bunları ve daha fazlasını ele alacağız. Bugün ruh sağlığında konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayacak isim Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Bursa Şube Başkanı Psikolog Şahin Uçar olacak. Sizler de sormak istediklerinizi 0224 211 1075'ten bizlere iletebilirsiniz. Şahin Bey hoş geldiniz. Teşekkürler Serdar Hanım. Merhaba. Merhaba. Bugün ilişkiler üzerine aslında konuşmuş olacağız ki burada biraz daha korkuları ele almış olacağız sanırım. Çünkü aldatılma olacak, içinde terk edilme olacak. İlk olarak isterseniz aldatma ve aldatılmayla başlayalım. Biz insanoğlu ya da bazı insanlar neden aldatır ve neden aldatılırlar? Bunun çok çeşitli dinamikleri olabilir pekala. Ancak erkek ve kadın için ayrı ayrı bunu düşünmek, değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü erkekler kendine özgü sebeplerle, yine bayanlarsa kendine özgü sebeplerle aldatır. Hı hı. Öncelikle erkekler çok merak edilir. Neden erkekler aldatır? Neden hep erkekler aldatıyor? Erkekler çoğu kere bir keşif gibidir. Bir başka kadınla birlikte olmak. Onlar için yeni bir kadın tarafından beğenilmek, bir başkası tarafından isteniyor olmak gururlandırıcı bir durumdur. Hı hı. Her ne kadar bir başkası tarafından beğenilmek her insanın hoşuna gidiyorsa da cinsel anlamda da beğeniliyor olmak bir erkeğin fazlasıyla hoşuna gider. Ve kendisinin bir başka bayanı elde etmesi hissi de yine aynı şekilde erkeği güçlü hissettirir. Hı hı. Güçlü ve elde edebilen, güce sahip olduğunu hissettirir. Bu nedenle erkekler bu gücü, bu keşfetme duygusunu, bu elde etme duygusunu sürekli tekrarlamak, tekrar tekrar yaşamak isterler. Hı hı. Böylelikle kendi güç ve iktidarlarını pekiştirmek isterler aslında. Evet, yani burada beğenilme ve elde etme duygusuyla sadakatsizlik de birleşmiş oluyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Sadakatsizlik, elde etme, hı hı, aldatma, bunların hepsi birbiriyle iç içe girmiş kavramlar diyebiliriz. Ve erkekler daha çok cinsellik içerikli aldatırlar. Hı hı. Daha çok bir başkasıyla da yeni bir ilişkiyi başlamak, yeniden bir farklı bir deneyim yaşamak merakını gidermek isterler. Skor yapmak isterler. Bir başka başlığımız, erkekler, hı hı, sürekli daha fazla, daha çok sayıda bayanla birlikte olmaktan dolayı her nasılsa bir gurur hissederler. Sayıların istatistiklerin artmasıyla birlikte kendilerini daha güçlü, daha başarılı, daha yetenekli bir erkek gibi hissederler. Bu tarz erkekleri ele aldığınızda, psikolojik olarak buna baktığımızda ne gibi bir sorunla karşılaşmış oluyoruz? Yani bu bir sorun herhalde değil mi? Bir problem olabilir mi? Farklı yelpazede kişilik yapılarına sahip olan, hı-hı, erkekler olabilir. Belli başlı kişilik yapılanmalarında bu daha sık görülüyorsa da hemen her kişilik yapısına özgü bir durumdur, hı-hı, bir başkasıyla olmak, aldatmak, erkek olsun, bayan olsun, birçok kişilik yapısında bu görülebilir. Evet. Peki günümüzde bu biraz daha artış mı gösteriyor? Çünkü evet, biz hep erkekler üzerine konuşuyoruz ama baktığımızda artık kadınların da aldattığını çok sık duyuyoruz. Bunun nedeni şöyle bir şey de olabilir mi? Artık bir şeylerden çok çabuk sıkılma durumumuz söz konusu mudur ilişkilerde? Bunun nedeni böyle bir şey olabilir mi gözlemlediğiniz kadarıyla? Selda Hanım, öncelikle şu kısmını düzeltmek isterim. Tabii ben. Buyurun. Çok sıklıkla, ben kendim aklıma böyle bir şey geldi ve sordum. Vurgularım sürekli. Erkekler aldatırken hemen her zaman karşılarında bir bayan vardır. Tabii. Ve o bayan da birilerini aldatıyor. Hı-hı. En iyi ihtimalle bu erkeğin, aldatan erkeğin partnerini aldatıyor. Evet. En iyi ihtimalle. Karşı taraftan düşündüğümüzde, bir bayanın gözüyle düşündüğümüzde de bayan da aldatıyor ama tüm bayanlar aldatmıyor, tüm erkekler de aldatmıyor. Hı hı. Ya da aldatanlar sadece erkek değil, bayanlar da aldatıyor. Erkek birileriyle ikinci bir partner buluyor da ikinci bir partnerle birlikte oluyorsa, o ikinci partnerin en iyi ihtimalle aldattığı bir sevgilisi, bir eşi, anne babası ya da yalan söylediği, gizlediği, sakladığı arkadaşları, bir grup birilerini mutlaka aldatıyor pozisyonunda. Hı hı. Aslında eşit durumda ama bizlerin hep duyduğu değil mi? Hep erkekler aldatır. Erkekler aldatır kısmı oluyor. Erkekler, bu kavram sanıyorum çok yıllar öncesinde buna benzer
sosyal ortamlarda kolay ilişki bulma süreçlerinin zor olduğu yıllarda diyelim, bundan belki 20-30 yıl, belki 40 yıl önce erkeğin aldatması daha çok gece kulüplerinde ya da pavyonlarda kurulan ilişkilerle ortaya çıkıyordu. O nedenle erkekler yapar kavramı o noktada sanki bir hayat kadınıyla bir erkeğin yapması normal ya da doğal karşılanıyormuş gibi idi geçmişte. Ancak şimdi erkek aldatır, erkektir yapar kavramının karşılığında bir de bayan var. Bu bayan da bir şekilde bu aldatma sürecinin içinde. Evet. Diğer yönden baktığımızda da aldatma erkek içinde, kadın içinde ya da aldatılan taraf içinde her zaman bir problemdir. Her zaman kişiler aldatıyorken, bu eylemde bulunuyorken ya da gizli saklı bir işle uğraşıyorken her şey yolunda gibidir ve kendilerini mutlu hissederler. Bu konuda başarılı da hissederler, övünürler, keyif alırlar vesaire. Ancak yakalandıktan sonra, kaldı ki yakalanıyorsa eğer, karşısında önem verdiği, değer verdiği bir partneri var demektir. Böylelikle yakalanıyorsa eğer, kendini çok kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü değer verdiği, sevdiği, aslında özümsediği, önemsediği bir partneri vardı. Ve o partnerinden gizli bir şekilde yaptı. Oysa yaparken güzeldi, yakalandığı anda her şey tersine dönmeye başlar. Çok pişmanlıklar, çok hayata küsmeler, yalvarışlar, dahası devam ediyor. Evet, burada anlaşılmayan bir diğer nokta da bu aslında. Karşısında gerçekten önem verdiği, sevdiği bir kişinin olduktan sonra halen başka bir arayışta olması bir erkeğin. Evet. Bu da anlaşılması güç bir durum oluyor. Tabii bir kadının da diyelim, erkeklere direkt yükleme yapmayalım. Kadın peki neden aldatıyor ve o sorunun da cevabını alalım. Erkekler ve kadınlar da hani karşındaki kişiyi hala sevmeye devam ediyorsa, ona önem veriyorsa niye böyle bir arayışa giriyor? Seviyorsa kavramı belki tartışmalı olur aldatma noktasında ama ilişkiler süre gidiyorken, devam ediyorsa, bir alışkanlık ve olay gelen bir yapı devam ediyorken, evet, bir başka partner devreye giriyor ve bu partner her şeyi allak bullak haline getiriyor. Bir bayan niye aldatıyor? Bir bayan daha çok erkeklerin tersine skor yapma arayışıyla değil de bir güçlü olma, keşfetme anlayışıyla değil de öncelikle duygusal anlamda önemsenmediğini, duygusal anlamda yalnız bırakıldığını, sevilmediğini hissettiğinde bu duruma doğru sürükleniyor. Daha doğrusu kendini bu noktaya doğru bırakabiliyor. Ve tabii beğenilmek, başkalarının önemsendi, başkaları tarafından önemsenmek, sevilmek, güzide birisi gibi görülmek, değerli olduğunu hissetmek de aldatmalarının da en önemli sebepler arasında. Ama en dediğimizde bir bayan duygusal olarak yalnızdır, evet, duygusal olarak önemsenmemiştir, bir kenara itilmiş gibi hissediyordur. Bu noktada bayanın en güçlü gerekçesinin bu olduğunu görebiliyoruz. Burada az önce belirttik, erkek yakalandığında her şey aslında bir noktada bitmiş olabiliyor. Dedik, burada hissettikleri neler oluyor ve yakalandıktan sonraki süreç ne oluyor genelde? Tabii var olan bir düzen var. Örneğin kız arkadaşıyla ya da örneğin erkek arkadaşıyla olan ilişkisinde her şey yerle bir oluyor. Eğer bu bir evlilik süreci ise çok daha problemli bir süreç başlıyor. Çünkü aldatılan taraf boşanmayı düşünmeye başlıyor. Ayrılmayı düşünmeye başlıyor. Kimi zaman gerçekten bir çırpıda ayrılıkla biten noktaya sürükleniyor. Kimi zamansa gerek çocukların varlığı nedeniyle, gerekse belki bayanın sosyal ve ekonomik durumunun buna izin vermemesi nedeniyle, evet, erteleniyor, öteleniyor, çözüm arayışına ne yapsak, nasıl yapsak, nasıl yapsak şeklinde bir düşünceye, bir arayışa giriyorlar insanlar. Bayanlar daha çok sosyal ve ekonomik anlamda bayanların iş yaşamında daha az yer alması nedeniyle de erkekler bu konuda güçlü noktaya geçmiş oluyorlar. Çünkü evet, çalışan, üreten ve parayı kontrol eden kişi durumundalar. Bir bayan aldatıldığı durumda tabii ki yalnız hissediyor, kendini değersiz hissediyor, önemsenmemiş hissediyor, kandırılmış hissediyor, tercih edilmemiş birisi gibi hissediyor.
Ve sanki bu durum hep devam ediyormuş, daha da önceki yıllarda da hep devam etmiş gibi, hatta hiç beni sevmemiş, hiç beni önemsememiş gibi, bütün o kişiyle olan birlikteliğinin başından sonuna değin her şey bozulmaya başlıyor. Deyim yerindeyse bu bayan için ya da tabii ki erkek için, aldatılmış bir erkek için zelzele oluyor. Onun evet. dünyasında, ruhsal dünyasında bir zelzele, bir deprem meydana geliyor. Yeniden ayağa kalkmak her iki taraf için de çok zor. Tabii aldatılan bir bayan ise ya da bir erkekse ve de sonuçlanan, boşanmayla sonuçlanmıyorsa, bu süreçte evlilik veya ilişki süreci devam ettiği müddetçe de bu süreç, bu sıkıntı, bu problem bu ilişkide hep varlığını devam ettiriyor. Yani unutalım, artık önümüze bakalım gibi böyle fantastik hayaller maalesef gerçeğe dönüşmüyor. Çünkü bu acı, incitilmişlik duygusu, bu kırılganlık duygusu, kırılmışlık duygusu yaşayan kişi için kolaylıkla bir kenara itilebilecek bir duygu değil. Evet. Acı verici, incitici, hatta varlık sebebini düşündüren bir problem haline gelebiliyor. İki tarafta büyük bir yıkıma uğruyor. Ki bu boşanmayla sonlanabiliyor dedik bazı ilişkilerde. Ki kadının Tabii. gücü varsa diyebiliriz sanırım buna. Burada boşanma sürecinde iki taraf nasıl etkileniyor? Çünkü boşanma sayıları da yıllar geçtikçe Maalesef. Artış gösteriyor. Bunların nedenlerinden biri de bugünkü konuştuğumuz konu evet. aldatma evet. oluyor. Evet. Bu boşanma süreci nasıl geçiyor peki? Çiftler arasında buna karar verilmesi, plan aşaması, tabii ki boşanmayı belki de bir programda ele almamız gerekiyor. Başlı başına bir konu. Ama bu aldatma konusuna değinmişken hazır, boşanma kısmından da biraz bahsedelim dilerseniz. Boşanma birçok gerekçesi olan bir sonuç, bir sonuç noktası. Eskiden hep istatistikler şöyle açıklanırdı. Şiddetli geçimsizlikten evet. boşanma oranlarının %70'ler, %80'ler gibi istatistikler verilirdi. Şimdi bunu daha seçici bir şekilde boşanmanın gerekçelerine dair yeni bilgilere ihtiyacımız var öncelikle. Ancak boşanma gerekçeleri arasında ya da çiftlerin boşanmak kararını vermelerinin önemli bir gerekçesinin aldatılma olduğunu da biliyoruz. Ben bir kere daha hep bunu hep söylerim. Bazen bayanlar aldatır, bazen erkekler aldatır. Aldatır dediğimiz kişi kim yakalanıyorsa onun üstüne kalan bir kavramdır, bir evet. etikettir. Eğer yakalanmamışsanız orada bir aldatmadan bahsetmiyoruz. Maalesef Hı-hı. bahsetmiyoruz. Evet. Aslında var olan bir aldatma ama insanlar o kişinin aldattığını ya da aldatmadığını konuşmuyorlar. Ki bunu kişi kendisi bildiğinde kendisini aldatmış. Aslında yine bir aldatma söz konusu değil mi? Kendini aldatmış oluyor. Her haliyle. Bile eşini aldatıyor. Her haliyle bir aldatma söz konusu. Evet. Ancak insanların gözünde, bunu tırnak içinde söylüyorum, aldatılma ancak yakalanınca evet. aldatılma oluveriyor. Oysa aldatılma hep var olan, hep devam eden, insanın kendini kandırmasıdır, eşini kandırmasıdır, çocuğu varsa kandırmasıdır, ebeveynini kandırmasıdır, arkadaşlarını, sosyal ilişkilerini, sosyal çevresini, her yeri bir kandırmaca ve aldatma söz konusudur. Başından sonra bir aldatma söz konusu. Hı hı. Boşanmanın da önemli gerekçeleri arasında da aldatma yer alıyor artık. Daha evet. da artıyor. Maalesef artıyor. Gönül isterdi ki ilişkiler eğer yürümüyorsa, birbirlerine saygılarını yitirmişlerse bireyler, bu durumda aldatmayla ilişkiyi sürdürme yoluna değil de daha dikkatli, daha doğru karar vermeleri, hı hı. daha birbirlerine saygı duyabilecekleri bir ilişki biçimini seçmeleri öncelikle önemli. Evet. Kendilerine uygun bir eş seçimi konusunda bunu doğru seçmek çok önemli. Ve sonrasındaysa birbirlerine saygı duymak, saygı duymaları gereği insanın kendine duyduğu saygının bir parçası olarak da partnerini aldatamamalı. Hı hı. Kişinin kendisine saygısını yitirmiş olduğu anlamına da geliyor bu anlamda. Evet. Aldatma. Burada bazen de doğru eşi seçmediğinden dolayı da bu yola başvurmuş olabiliyorlar mı? Dedik ya doğru eş seçimi de önemli diye. Tabii bu konuşabileceğimiz bir başka evet. Konu olabilir. Eş seçiminde Hı-hı. dikkat edilmesi gereken konular çok çok önemli. Her zaman fiziksel görünüm evet. doğru bir seçim değildir. Karşımızdaki insanın bayan olsun erkek olsun. Beklediğimiz fiziksel ölçülerde olması kişiliklerimizin ya da
kişilik yapılarımızın karşımızdakiyle uyumlu bir ilişki içerisinde olduğunu, olacağını ya da iyi bir birliktelik olacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Ancak insanlar birbirlerine sevmiyorlarsa bile saygı duyarak ilişkilerini sürdürebilirler. Birbirlerinden nefret edebilirler ama bu nefret duygularını bile saygıları çerçevesinde, birbirlerine duydukları saygı çerçevesinde ifade de edebilirler. Bu evet. kadar uzatarak, abartarak söylemek de mümkün. Evet, bitecekse bile kötü bir sonuçla ya da aldatmayla bitmemesi çok daha bitmemesi hoş olabilir. Daha hoş olur. Tabii. Bu ilişki, bu evlilik bitmiş olabilir ama sonuçta bu insanlar birbirine saygı duyarak, birbirlerine değer vererek bu ilişkiyi bitirmiş olurlar. Hı hı. Bir nedenle yine de gönül ister ki bitirmesinler. Ancak evlilik ve ilişki bittikten sonra da hep aldatılmış bir duygu bırakarak ya da bir başkasını aldatarak bu ilişkiyi ona saygı duymayarak yerlerde süründürerek bitirmekten her zaman çok daha iyidir diyorum. Ki bunun her iki kişiye de sonrasında da bir zararı var sanırım, değil mi? Güvensizlik. Çünkü bu kişiler çok genç olabilirler, yaşamlarını mutlaka ki sürdüreceklerdir. Karşı tarafa belki güvensizlik olacaktır her iki kişi de. Sonrasında bu gibi sorunlarla da karşılaşabilir sanırım aldatan Tabii. kişiler ve aldatılanlar. Tabii. Bütün dünyaya ve ilişkilere evet. aldatılan bir bayansa eğer, tüm erkeklere karşı daha mesafeli ve dikkatli, hep aldatılacakmış gibi, hep bir başkasını, başka bir bayan arkadaşını gözetler, izler, o da aldatılıyor mu acaba diye onun eşini incelemeye alır. Sürekli yeni tanıştığı bir başka erkekle olan ilişkisini sürekli gözden geçirir. Sürekli endişeli ve aynı durumu bir daha yaşar mıyım kaygısıyla bütün ilişkisini sürdürür. Evet. Ancak burada belki terk edilme korkusuna geldi konumuz. Bir bayan ya da bazen erkek tabii ki aldatılmışsa ve yeni bir seçim yapma durumundaysa hep ya aldatılırsam ya terk edilirsem ya bırakılırsam şeklinde bir korku hisseder. Evet. Bu açıdan da terk edilme korkusu bayanların ve erkeklerin sıklıkla yaşadığı bir korkudur. Bu da bazen aldatılmanın sebebi bile olabiliyor. Hı hı. Bu normalde de çiftlerin yaşadığı bir korku olabilir mi peki, terk edilme korkusu? Normal bir ilişki evet yürüyordur ama bayanın ya da erkeğin terk edilme korkusu olabilir mi? Çünkü insanız, yalnızlıktan korkabiliyoruz, başka şeylerden endişe duyabiliyoruz. Bunlar normal bir ilişkide de olabiliyor mu, terk edilme korkusu düşüncesi? Tabii olağan bir ilişki süreci devam ediyorken de karşımdaki insanla ilgili beni sevmeyebilir, beni önemsemeyebilir, beni unutabilir, benim yerime bir başkasını düşünebilir, bir başkasıyla özel şeyler yaşayabilir, özel şeyler planlayabilir. Ben her zaman canlı olmalıyım, her zaman güzide ve güçlü olmalıyım, her zaman işte güzel olmalıyım, her zaman şöyle davranmalıyım şeklinde sürekli bir tetikte olma hissi yaratabilir. Ki erkeklere en çok sorulan sorulardan biri de beni seviyor musun? Sürekli o sorular yöneltiliyor ya. Belki evet. de bu duygulardan dolayı yönlendiriliyor ya da taze tutmak için mi? Evet, taze tutmak için. Hı-hı. Sürekli beni seviyor musun ya da bana beni sevdiğini söyle. Değil mi? Kadınlardan daha çok bu istek evet. geliyor, soru evet. geliyor. Evet. Sürekli connect'te, sürekli iletişimde kalma, Hı-hı. bağlantıda kalma. Sürekli sevildiğini her gün, her dakika, her saniye hissetmek isteme, duymak isteme ya da bunun gösterilmesini isteme, hediyeler, sürprizler, arama sayısı gibi sürekli bunun gösterilmesini, sürekli bunu canlı tutmayı ister. Evet. Genellikle bayan arkadaşlarımıza daha fazla öne çıkıyor gibi görünüyor. Evet. Gibi görünüyor diyorum çünkü bunu ölçemiyoruz. Hı-hı. Evet, burada terk edilmenin sonrasında az önce aldatılan ve aldatan kişileri konuştuk ama bir de üçüncü şahıs var. Buna ikinci bayan mı diyelim ya da ikinci erkek diyelim. O kişinin hissettikleri neler oluyor? Çünkü bir tarafta evet eşiniz var, diğer tarafta birlikte başka ilişki yaşadığınız bir diğer kişi var. Burada aslında üçüncü kişinin de duyguları var sanırım. Bu kişi neler hissediyor? Onda nasıl bir çöküntü, tükenmişlik meydana geliyor? Bu iki kişinin arasına giren üçüncü kişiden bahsediyoruz. Bu bazen bir erkek, bazen bir evet. bayan oluyor. Bunların, bu üçüncü kişilerin kimi zaman bir erkekse eğer bu kişi mazlum gibi gördüğü bir bayanı, mağdur olmuş gibi gördüğü bir bayanı
partneriyle olan ilişkisinde üzülüyor gibi görülen, eziliyor gibi gördüğü bayanı bir tür elde etmek gibi. Sanki mağdur ve mazlum duruma düşmüş annesine yardımcı olmaya çalışan bir erkek evladının vicdani duygularıyla hareket eder erkek. Hı hı. Ve o evlilikte ya da o ilişkideki bayanı deyim yerindeyse kurtarıcı işlevini, kahramanlık görevini, işlevini görmüş gibi davranır. Ve elde etmek, başka bir erkeğin elinden o kadını almak gücünü hisseder. Onun evet. Kuvveti hisseder içinde. Bu bir bayansa benzer bir süreç orada da işliyor olabilir. Sevilen bir erkeği, bir başka kadına ait olanı elde etmek, ona sahip olmak bayanı güçlü hissettirir, güzel hissettirir, istenen biri gibi hissettirir. Çünkü o erkeği biri ya da birileri istiyor, sahip olmuş. Sahip olunanın elinden aldığınızda da kendinizi bir bayan olarak yine aynı şekilde güzel, istenen bir kadın, onun kadar, en az onun kadar istenen bir kadın, yani sevilmeyi hak eden, değerli olmayı hak eden, sevilen güzel bir kadın gibi hissedersiniz. Diğer taraftan bu ortalama bir ilişki biçiminde bunları anlatıyoruz. Hı hı. Ancak bir başka deyimle de kötü niyetlerle evlilik ilişkisinin içerisine ekonomik çıkar ilişkisini katan ilişkiler de var tabii ki. Böyle bir durumda bir bayan ya da böyle bir durumda bir erkekse eğer, burada daha fazla bir mekanizma, mekanik bir ilişkiyi düşündürebilir. Yani birlikte olduğu evli bir erkekle birlikte olan bir bayanı öngörelim. Onun sosyal ve ekonomik durumlarından yararlanmak ve hayatını buna göre şekillendirmek isteyen bir bayan olabiliyor. Hı hı. Ya da bazen erkek bir arkadaşımız evli olan sevgilisi ile ilişkisinden bir çıkar, bir menfaat elde edebiliyor ya da böyle bir menfaat ilişkisini önceden öngörerek böyle bir ilişkiyi başlatıyor da olabiliyor. Bunları da toplumda sıklıkla duyuyoruz, sıklıkla işitiyor, görüyoruz. Tabii burada üçüncü kişinin kim olduğu çok önemli. Her bir ilişki kendi içinde değerlendirilmeli. Maalesef bizim işimizde genellemeler ve formüller, standart şablonlar yok. Her bir ilişki, her bir insan kendi içinde değerlendirilmek durumundadır. Ki mutlaka herkesin yaşadığı ilişki, yaşadıkları farklı ama biz burada genel olarak değerlendirmede bulunuyoruz. Evet. Burada bir de aldatılma ve aldatma konusunda eşler birbirini kendisinin yetersiz olduğunu da düşünebiliyor mu? Ben bazı şeyleri belki yapmadım. Yani kendisini suçlamaya başlıyor galiba. Bir durumda bu oluyor görülenlerden biri sanırım. Aldatılan bir erkek için ya da aldatılan kadın için ben ne yaptım da bunu yaşıyorum şeklinde bir suçluluk duygusu. İlk duygu bir suçluluk duygusu halinde kendi içinde kendi kendini eleştirerek başlıyor. Hı hı. Bu çoğunlukla bayanlarda daha yoğun, daha güçlü bir şekilde yapılır. Daha acımasızca bayan kendini eleştirir. Kendini yerden yere vurur deyim yerindeyse. Evet. İncitici şekilde eleştirir. Kendini çirkin olmakla suçlar, güzel olmamakla, eşine ihtiyaçlarını karşılayamadığı şeklinde suçlar. Kendini fiziksel ve ruhsal anlamda, bedensel anlamda her açıdan başka bayanlarla kıyaslayıp mukayese ederek eşine beklentilerini karşılayamadığına dair detaylandırılacak şekilde eleştirilerde bulunur. Hı hı. Erkeklerse genelde suçlayıcı bir eğilim içerisindedir. Beni aldattı, nasıl yapar bunu şeklinde bir suçlayıcı bir eğilim içerisindedir genellikle. Burada şimdi günümüzde baktığımızda ya da size danışanlardan örnek verecek olursak gördüğünüz kadarıyla günümüzde bu değişti mi? Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha önce bazı konularda da buna değinmiştik. Hı-hı. Belki cep telefonu ve internet kullanımının artmasıyla birlikte farklı bir boyuta da taşınmış oldu mu? Ya da şüpheler arttı mı? Çiftler arasında kontrollerin çok fazla arttığını biliyoruz bazı ilişkilerde. Bunlar için de söyleyebiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle, iletişim alanlarının gelişmesiyle birlikte tabii ki hem ilişkiler daha çabuk başlayabildi, evet, hem de var olan başlayan ilişkiler daha hızla tükenebiliyor. Yani bir şeyleri aslında birçok anlamda çok daha çabuk tüketiyoruz galiba artık. Doğru. Değil mi? Doğru, çok doğru. İlişkiler çok çabuk başlıyor, evet, ve olgunlaşmayan, gelişmeyen, deyim yerindeyse prematüre ilişkiler oluşmaya başlıyor. Fast food gibi hızlıca yeniyor ve bitiyor.
ve sonunda aslında başa döndüğünüzde, şöyle bir filmi başa aldığınızda, bu ilişki ne zaman başlamıştı, niye başlamıştı, nasıl gelişti ve niye sonlandı hakkında çok fazla yorumda bulunacak zaman bile ayırmıyor insanlar. Hı hı. Hemen yeni bir başkasıyla görüşmeye ve işte duygusal ilişki diyebileceğimiz, evet, bir partner ilişkisi içerisine girebiliyor. Değil mi? O kadar hızlı ilerliyor ki artık onu düşünecek, üzülecek zamanınız bile kalmayıp, evet, ikinci bir ilişkiye ya da üçüncü bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ne yazık ki. Evet. Tabii iletişim araçlarının bu denli gelişmiş olması, evet, hem böyle ilişkilerin hızla, çabucak başlamasına sebep oluyor. Diğer taraftan da var olan ilişkilerin, aldatmaların da çarçabuk açığa çıkmasına da sebep oluyor. Hı hı. Nasıl, ne kadar kolaylaştırıyorsa ilişki kurmayı, o denli de hızlandırıyor yakalanmayı diyelim, evet, aldatan arkadaşlarımız için. Yakalananların birçoğu değil mi bu şekilde, kesinlikle, herhalde yakalanıyor? Çok çok kesinlikle, evet. Hı hı. Yani bir şekilde telefon, mesaj ya da sosyal medya araçlarıyla internet, e-mailler vesaire, bunların her birisi bir iletişim aracı. Sonuçta bir başkasıyla da iletişim aracıyla iletişim kuruyorsunuz. O iletişim aracının bir şekilde, bir yoldan, bir yöntemle elde edilebiliyor artık. Hı hı. Burada örneğin kadınlar bir mesajı bile aldatma olarak mı görüyor? Ya da erkeklere baktığınızda onların kriteri ne oluyor bu anlamda? Çok değişiyordur kişiden kişiye göre muhakkak ama. Tabii ki. Bu tabii, hatta evliliklerden evliliklere, çiftlerden, hı hı, çiftlere de değişiyor. Bir mesaj... örneğin bir erkek karısının ya da kız arkadaşının cep telefonunda bir mesaj gördüyse, bir erkekle olan yazışmasını gördüyse, bu erkek için infial uyandıracak şekilde büyük bir olaydır ve ilişkiyi bitirmeye değin uzayan bir süreci alır. Hı hı. Çünkü erkek onun arka planında bir sürü senaryolar yazar. Çünkü erkek bir bayanın yazabildiği gibi. Acaba daha önce buluştular mı? Bu ilişkinin boyutu nedir? Ne zamandır var? Nereye kadar gitti? Ve işte partneri bana doğruyu mu söylüyor? Gerçekten bu kadar mı bu ilişkinin boyutu? Ya da bunun ne düzeyde, ne anlama gelir? Sorgulamalar bitmiyor. Ancak henüz aldatma dediğimizde cinsel ilişkiyle sonuçlansa da sonuçlanmasa da, bunun adı üçüncü kişilerin duygusal anlamda da olsa, üçüncü kişilerin devrede olmuş olması bu durumu teknik manada bir aldatma anlamına getirir. Evet. Fakat aldatmada kriteri ne olarak değerlendirdiğinize bağlı. Eğer aldatmayı yatak odasında sonuçlanmış bir ilişki gibi düşünüyorsanız, bu mesaj ile çiftler aldatılmadığını hissediyor. Ancak bu konuda ciddi bir uyarı, evlilikleri ve ilişkiler için ciddi bir uyarı almış oluyorlar. Hı hı. Ki en başta konuştuk, aldatılma konusu aslında belki çocuktan dolayı ya da çevresel faktörler, yakın çevredeki kişilerin yorumlarından dolayı sizin düşüncenizi de değiştirmiş olabiliyor. Sanırım aldatılan kişi belki de boşanmak istiyor ama çocuk var, ya da boşanmak istiyor, çevredekilerin yorumları çok farklı, onlar engel oluyor. Birçok faktör var sanırım bununla ilgili. Evet, evet. Tabii sosyal çevre, arkadaş, hı hı, ilişkileri, aileler, boşanma sürecine karşı bizim geleneksel, evet, anlamda çok sıcak bakılmaz. Yuvanın dağılması, çocuğun ortada kalması gibi kavramlarla anlatılır. Hoş bakılmaz bir şekilde. Bu eğer bayan ise bu baskıyı bayan daha fazla hissediyor. Hı hı. Bir şekilde erkekler yapar, benimki de yapmıştı, ne var yani şeklinde bir... dışsal bir baskı hisseder bayan. Ancak aynı anne oğlunun karısı tarafından aldatıldığını duyduğunda aynı tepkiyi vermez. Değil mi? Cinsiyete göre tepkiler cinsiyete değişebiliyor. Cinsiyete göre tepkiler değişebiliyor. Kadındır şeklinde davranılabiliyor. Hı hı. Ve de erkektir, ne var yani şeklinde davranılabiliyor. Aynı anne kızı aldatıldığında kızını evliliğin ve ilişkinin devam etmesi yönünde telkinde bulunurken, aynı anne oğlunu aldatan gelini için aynı esneklikle konuşmaz, konuşmuyor. Yani aldatılmış olan kadınsa sonraki süreç bile o belki yası yaşayamadan daha zor bir şeye girmiş olabiliyor, çıkmazı sürüklemiş olabiliyor yani kadını. Evet, öyle denilebilir. Bayanı çaresizliğe iten, hı hı, yalnızlığa iten, destek görmek yerine, önemsenmek yerine, arkasında durulması yerine daha çok bir şekilde ilişkiyi, evliliği sürdürmesi yönünde
telkinlerde bulunulur. Hı hı. Bunu yaşayan kişilerde kadın ve erkek olsun ne gibi psikolojik sorunlar görülebiliyor peki? Depresyona mı yönlenebilir ya da başka bir psikolojik sorun görülebilir mi? Yani aldatılan bayan olabilir, erkek olabilir. Kaygı bozukluğu, depresyon gibi problemleri, duygu durum bozukluklarını sıklıkla yaşarlar. Bununla birlikte tabii ki başkaca problemler de yaşanabilir. Ama en sıklıkla sanıyorum depresyon gibi ya da kaygı bozukluğu gibi problemler yaşanıyor. Böyle bir durumda peki gelen kişilerin çok çabuk açılması mümkün oluyor mu? Ya da gerçekten aldatıldıysa ya da aldatmayla ilgili bir problem yaşadıysa kişi gelip danışabiliyor mu psikoloğa rahatça? Gözleminiz nedir bununla ilgili? Ya da Bursa için bunu konuşacak olursak? Bayanlar, bayan arkadaşlarımız daha çok yakalıyorlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Erkekler daha fazla yakalanırlar. Daha fazla incelikleri, detayları çok önemsemedikleri için ya da o inceliği ve detayları çok fark etmedikleri için yakalanma potansiyelleri daha güçlü. Bayan arkadaşlarımızın ise bu yönde çok ince detayları çok önemsedikleri için ve de erkeklerin aynı şekilde küçük ince detayları çok önemsemeden hayatlarını yaşadıkları için bayanların yakalanma yüzdeleri çok daha az. Erkekler ise daha çabuk enselenirler. Evet. Ve duygularını daha çok dile getiren bayan, eğer yakalanan, aldatılan bayansa, bayanlar daha sıklıkla aldatıldığına dair bir şikayetle bir takım kliniklere, hekimlere, psikologlara başvuruda bulunurlar. Ve yaşadıkları şey çaresizliktir, ne yapacağını bilmemezliktir. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, çocuğum var, evim var, ailem var, işte sosyal bir düzenimiz, ekonomik bir düzenimiz, bir kurgumuz var. Evet. Bu durumu nasıl üstesinden geleceğim? Kendinden önce diğer faktörleri aslında. Evet. Değil mi düşünüyor kadın? Evet. Her zaman daha dişi çok. Dişi kuşluğunu yapıyor diyebiliriz sanki. Evet. Burada mutlu aile olmak için süremiz daralıyor. Buna da değinelim isterseniz. Aldatma, aldatılma ilişkilerde olabiliyor dedik. Eşlerini aldatmasınlar ya da neden aldatıyorları aslında konuşmuş olduk. Bunlar için önerilerimiz ya da çiftlere söyleyeceğimiz şeyler neler olabilir? Mutlu bir yuvada yaşayabilmeleri için. Mutlu, huzurlu bir aile diyelim. Pembe bir tablo çizelim. Bu pembe tabloda çiftlerin birbirlerine saygı duymaları, dinlemeleri, birbirlerini dinlemeleri, birbirlerini anlamaya çalışmaları çok önemli. En temel şeylerdir diye düşünüyorum. Eğer dinliyorsak ve karşımızdakini anlıyorsak bir takım problemleri çözüm yolunda da evlilikte sorumluluk bir başka başlığımız. İnisiyatif kullanmak, sorumluluk almak, sorumlulukları yerine getirmek her iki çiftin de boynunun borcu olmalı. Burada yaşanan sorunlardan biri de bu diyebiliriz o zaman değil mi? İlişkilerde çok kolay bir şekilde dile getirmemeleri mi? Bazı sorunları ya da yapılacak şeyleri yapılmamasını istemediği şeyleri değil mi? İletişim başlığı altında toplamak istedim. Bunları genel, söylesinler. Genel bazı öneriler olunca birbirlerini dinlemeliler diyorum. Birbirlerini anlamalılar, birbirlerine saygı duymalılar. Ve ailede sorumluluk alabilmeli, inisiyatif kullanabilmeli çiftler. Bunlar çok önemli. İçinde aldatılmanın da bulduğu, aldatmanın da bulunduğu saygıyı çiftler hiçbir zaman kaybetmemeliler. Ancak var olan bir takım problemleri varsa bunları da açık yüreklilikle konuşabilmeliler. Aldatmaya götüren yoldaki sebepleri öncelikle eleyebilmemiz lazım. Eğer bu fiziksel bir beğeni yoksunluğuysa ya da fiziksel bir sorunsa çiftler bu konuda inisiyatif almalı, sorumluluk almalı ve partnerinin beklentisine karşılık verebilmeli. Eğer yani sen beni sevdin, beni böyle kabul et de gitmeyin bunun üstüne diyebiliriz değil mi? Yatmayın. Bundan rahatsızsa. Evet. Aynı şekilde bir başka açıdan bayan eğer duygusal olarak yalnızsa onu yalnızlığıyla baş başa benim işim var, para kazanmam lazım, ekmek parası için koşturuyorum şeklinde bir bahaneyle partnerimizin duygusal ihtiyaçlarına cevap vermek zorundayız. Bu açıdan sorumluluklarımızı bilmeliyiz demek istiyorum. Bu açıdan saygı duymak zorundayız, saygı duymak, saygı da görmek zorundayız. Bunlar evlilikte, ilişkilerde, ilişkileri sağlıklı ve mutlu bir tabloda yürütülmenin en temel
noktaları olduğunu düşünüyorum. Evet, birbirinize zaman ayırın, iletişim kurun, sevginizi belli edin dersek değil mi? Bunlar aslında bir ilişki için yeterli olacaktır. En temelinde bunları söyleyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, önerileriniz için. Değerli izleyenler, programı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz.